Evet, hepinize iyi akşamlar. Öyle bir rüzgara şey oldum ki yani, tutuldum ki resmen şu hale bakın ya. Ulan nereden geldik biz buraya? Vay 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 vay. Yani lan 40 yılın başında bir kampa çıkalım dedik. Gerçi bu aralar bayağı bir kampa çıkmaya başladık. 2 haftada 3. kampımız. Şimdi neredeyiz? Çeşme'ye çok yakınız arkadaşlar. Sahil kısmında bir kamp alanı buldum. Geceliği 150 lira. Evet, burada 150 lira. Ayvalık'ta da 150 lira olmuştu da bizi 100 liradan şey yaptılar devamlı gittiğim için. Dikili'ye gittim. Dikili'de kamp yerleri vardı. Fakat dedim ki hadi Dikili'ye dönüşte uğrarız. Dönüşte Dikili'de kamp yaparız. Ne yapalım dedik. Çeşme tarafına gelelim dedik. Bu arada yatağımızı da şişirdik. Bu yaklaşık 3 saat içinde ikinci kez şişirmem oldu. Nedenine gelince bir tarafından kaçırıyor ama bilmiyorum artık nereden kaçırdığını. Ya burada da yani tamam Çeşme'nin rüzgarı meşhurdur. Bunun farkındayım. Ama bu kadar da olacağını tahmin etmiyordum. Az önce telefona baktım. 48 kilometre hızla esiyormuş. Gerçi bu pek 48'e benzemiyor. Bu 30 civarı falan olması gerekiyor ama sahile sıfır bir pozisyondayım. Hemen 3 metre ötem. Şu anda zaten kumun üzerinde çadırı kurduk. Kurdum daha doğrusu, tek geldim. Ondan sonra işte yanımda 4-5 aile var. Allah, yıkılacak bu çadır. Ondan sonra 4-5 aile var yanımda. Ön tarafa motoru aldım. Neden motoru aldım? Abi şimdi tanımadığımız yer bir şey falan olur. Alır götürürler motoru. Ondan sonra tabanvay kalırız valla. Otobüs de bulamayız. Kalırız burada. Onun için böyle sinekliği açtım arkadaşlar. Sinekliğin hemen karşıda gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle tutayım. Hemen bizim motor da orada. İşte böyle şey aldım. Buraya gelmeden önce tabii karnımı doyurdum. Ne aldım? Bir tane çorba içtim. Burada güzel bir işkembe çorbası yapan bir arkadaş vardı. Oraya uğradım. Ondan sonra doymadım. Köfteci buldum. Ama böyle dükkan değil. El arabasında. Yani el arabası da değil de yani böyle mangal üzerinde böyle hani itmeli el arabalar oluyor ya işte onlarda. Orada iki tane köfte yedim. Fiyatını sormamakla büyük hata yapmışım. Abi 45 lira yarım ekmek şey nedir adı, köfte. Ben iki tane yedim. Bir kola içtim. Borcumuz ne dedim. 150 lira dedi. Gözlerim yuvasından fırladı. Ulan bu ne? Dörder tane köfte, gerisi soğan, ondan sonra domates ve kıvırcık salatası. 4 tane köfte ve ufacık köfte. Hadi kola tamam da yani bu ne be abi ya? Yani demek Bodrum'a falan insek var ya. Bodrum'da diyorlar yani lahmacun 70 lira 80 lira. Ne aga, ben gitsem Bodrum'a kesin lahmacun tanesini 100 liradan satarlar bana. Daha sonra gelmeden önce İzmir'e uğradım. İzmir'de Turgut arkadaşımızın iş yerine uğradım. İşte onunla biraz muhabbet ettik. Bir soda, iki bardak suyunu içtim. Kesesine bereket. Ondan sonra işte onun yanında fazla kalamadım. Bir saat falan yanında durdum. Ondan sonra dedim ben Çeşme'ye gidiyorum abi. Ondan sonra bana bir yol tarif etti. Konak üzerinden dedi. Otobana girmeden dedi. Oradan kısa mesafede gidersin dedi. Hakikaten de dediği gibi o şekilde yaptım. Ulan bu arada burada uçuşan bir şeyler var lan. Sinek mi girmiş çadırın içine? Neyse. Ondan sonra dediği gibi kısa şekilde Çeşme yoluna girdim. Hiç otobana falan çıkmadım. Çünkü otobana gitmek sadece 30 kilometreymiş. Öyle dedi bana. Ondan dolayı konak üzerinden, sahil kenarından böyle güzel güzel yavaş yavaş aiste aiste geldim. Tabii yolculuk boyunca birçok şey başıma geldi. Gerçi onları videolarında hepsini anlatacağım. Neler geldi. Başımıza işte en büyük şey bu sigorta patlatması. İşte her 3 saatte, her 2 saatte bir gelene kadar 5-6 tane sigorta yedim. En sonunda bir tamirciye girdim. Dedim ki abi böyle böyle USB'den dolayı, taktırdığım USB'den dolayı mı bu işi yapıyor? Adam açtı baktı farı.
Yok abi dedi, bunda bir hata yok dedi. Düzgün bir şekilde bağlamış. E neden? Sağına soluna bakarken arkadaşlar benim korna kopmuş yerinden. Onun arkası da tabii şase yapmış. Habire o attırıyormuş. Korna böyle iki tane tel tutuyor. Neyse yeni korna takayım mı abi dedi. Bu arada rüzgar acayip yani acayipleşti. Dedim yok abi dedim. Şimdi hiç masrafa gerek, bunun arkasını bantla dedim. Sen uyar mı? Uyar dedi. Bantladı. Ondan sonra eski USB'yi yerine taktı. Şimdi canavar gibi USB'miz de çalışıyor. İşte böyle ne bileyim. Şöyle uzanayım iyice. Oh gel keyfim gel. Şöyle ayakları da uzatalım. Abi çadırın boyu da yetmiyor bana. Şöyle bak ayaklarıma bakar mısınız? Kafamı görseniz kafam çadıra dayanmış vaziyette. 1.90 bunun boyu bu şekilde. Yani kare bir şekilde 1.90'a 1.90. Ama bizim boyumuz 2 metre küsur olduğu için böyle işte olmuyor. Öyle hanım da bir tane şey koydu, pike koydu. Allah razı olsun dedi ki üşürsün dedi. Motora da fazla ağırlık yapmak istemedim. Tencere, tabak vesaire getirmedim işte. Ne getirdim? Çadırı getirdim, yatağı getirdim. Yoldan yiyeceğim diye herhangi bir yiyecek, çanak, çömlek vesaire almadım. Yine de arka bagajım doldu. Bir de arkaya şeyi bağlıyorum işte, nedir adı, sırt çantasını bağlıyorum. O şekilde yolculuk ediyorum. Amacım Bodrum'a gitmekti ama yok abi yemez Bodrum bana. Artık Bodrum'a seneye 250 cc veya daha büyük bir şey yaparsak o zaman Bodrum yolları bize dar gelmez, Antalya'ya kadar ineriz. Ha bu gider mi? Gider. Gider ama işte ne bileyim çok fazla titreşim var. Ayaklarınıza, ellerinize ve oturduğunuz sele size masaj yapıyor böyle zır 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 titretiyor. Tabii kısa mesafeler sürdüğümüz için işte hep yarım saat 45 dakikalık mesafeler fazla hissetmiyorsunuz ama uzun yola çıktığınız zaman acayip derecede bu sizi yoruyor yani titreşim. Gerçekten hep böyle forumlarda falan yazarlardı. Gerçekten haklılarmış. Bu arada yan çadırdaki arkadaşla konuştum. O da buraya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaymış. O da buraya gelmiş işte kız arkadaşıyla beraber. Abi dur bir dakika, çadır uçacak ya. Ne oluyoruz lan? Ana! Bu çadır vallahi bayağı dayanıklı çıktı ha. Decathlon'dan alın arkadaşlar bu çadırı. Herhangi hiçbir şey olmuyor vallahi. Bu rüzgara bu ayakta durduysa tamam artık. İşte 40 kilometre öteden gelmiş arkadaş da kız arkadaşıyla. İşte dedim abicim akşam bizi soymasınlar burada. Ondan sonra yok abi yok dedi, burası dedi bir saate kadar dedi full olur. Hakikaten de bayağı bir aile geldi. Anam şey benim GoPro yine... Oğlum durun lan bir, ne oluyoruz be? Ya burada yazlık alanlar Allah sabır versin abi. Burada ne denize girilir ne bir yürünür. Gündüz de böyleyse burası vay anam vay. Yani tamam çeşmenin rüzgarı meşhurdur da bu kadar da olur mu ya? Şöyle bakın ya. Çadır koptu. Yani bu çadır uçarsa var ya ben de içinde beraber uçarım herhalde. Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Sizlere son durumu anlatmak için bu videoyu yaptım. İşte durumlar böyle vahim. Vallahi sabah kadar nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Biraz zor uyuyacağız gibime geliyor. Ah ah. Şöyle bakın ya. Bir de bunun üzerine Allah muhafaza bir yağmur yağarsa var ya, rezilliğin daniskası. Vallahi daniskası çıkar ha. Şöyle bakın ya, çadır yerinden sökülecek. Vallahi öyle böyle değil ya. Şu anda şişmiş durumda. Nasıl olacak bu iş? Hadi bakalım. Cümleten selamünaleyküm diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah sağ kalırsak, kuşmazsak burada. Hadi Allah'a ısmarladık.